arkadaşlar, kötü büyük anne bizi kaçırdı. Ve tam 2 haftadır burada tutsak olarak tutuyor. Kamilcim, nasıl kaçacağız buradan Kamilcim? Bu kötü büyük anne bize gözümüzü bile kırptırmıyor. Şimdiye kadarki en zor hapishanelerden birindeyiz. Sen hiç merak etme dostum, biz Rafa'dan tayfayız. Her yerden kaçarız. Büyük anne şu anda horul horul uyuyor. Ben bizim kaçabilmemiz için haftalardır tüneller kazıyorum dostum. Şimdi her zamanki gibi havalandırmayı kullanarak kaçmamız gerekiyor dostum. Vay be dostum, helal olsun sana. Arkadaşlar, Kamilcim yine harika bir iş çıkartmış. Diğer kaçış videolarındaki tünelleri de yine Kamilcim hazırlamıştı. Bu sefer de gerçekten mükemmel bir plan yapmış. Biz buradan kaçarken sizler de videoya like atıp kanalımıza abone olup bildirim zilini tümü olarak açmayı unutmayın. Tüm bunları yapıp yorumlara Roblox kullanıcı adını yazanlardan 3 kişiye 300 Robux vereceğiz arkadaşlar. Oha Hayricim, bu videoda da arkadaşlarımıza tam tamına 900 Robux veriyorsun. Gerçekten bu kadar Robux'u nereden buluyorsun dostum? O zaman gel anlatayım dostum. Ben Robux'larımı ucuz ve güvenilir bir site olan hesap.com.tr sitesinden alıyorum. Roblox'un kendisinden çok daha ucuza Robux satan bu siteye sizler de açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hadi videomuza devam edelim. Dostum, büyük anne hala mışıl mışıl uyuyor dostum. Sakın ses yapma dostum. Olamaz dostum, uyandı bile. Beni kovalıyor dostum, beni kovalıyor. Sakin ol dostum, sakin ol, beni de kovalıyor. Büyük annenin kurabiyelerini devirmeyecektik dostum. Uyuyormuş taklidi yaptı ve bizi kandırdı dostum. Şu büyük anneye bak, sen ne kadar da akıllıymış yahu. Ben sanıyordum ki tüm gün televizyon izleyip örgü yapıyor. Ama büyük anne tam bir şeytan çıktı dostum. Gerçekten tam bir şeytanmış dostum. Ucuz atlattık. Tüm nefesini ensemde hissettim, neredeyse yakalayacaktı beni. Ama neyse ki atlatmayı başardık. Her yere de kurabiye stoğu yapmış dostum. Bu kötü büyük anne benden bile oburmuş. Tüm gün o kurabiyelerini yiyip örgü yapıp televizyon izliyor. Sonrasında da bize zorla kurabiye yediriyor. 2 haftadır kurabiye yemekten içim dışıma çıktı. Nerede benim o güzel yaprak sarmalarım? Tatlı tatlı şerbetli baklavalarım? Sıcak sıcak çıtır çıtır Kamilcimin pideleri. Hepsini çok özledim çok. Anlatırken bile ağzının suyu akmaya başladı Hayricim. Söz veriyorum, mahalleye döndüğümüzde hepsinden yedireceğim sana. Bu arada arkadaşlar, sizin en sevdiğiniz yemek hangisi yorumlara yazın. Ben en çok kebap yemeği seviyorum. Hayricim de tahmin ettiğiniz üzere en çok sarma ve dolmayı seviyor. Bir keresinde 2 tencere sarma dolma yemişti. Akşamına Hayricim'i acile nasıl kaldırdığımızı hatırlamıyoruz. En son göbeği davul gibi şişmişti. Gerçekten fena bir şeydi arkadaşlar. Tam 2 tencere dolusu sarma ve dolma yedim. İlk tencereyi bitirdikten sonra başım bir dönmeye başladı. Aldırış etmeden hemen ikinci tencereye daldım. Oradakilerin de hepsini yiyince birden bayılmışım. Gözümü açtığımda hastanedeydik. Doktor bana garip garip bakıp, bu çocuk insan mı yahu, bu nasıl bir çocuk? Ben hayatımda daha önce hiç 2 tencere sarma dolma yiyen bir çocuk görmedim. Bu çocuğun yakında göbeği bomba gibi patlar, ben size söyleyeyim demişti. Dostum, sanırım doktor haklı. Ben de hiçbir çocuğun 2 tencere sarma dolma yediğini görmedim. Gerçekten tuna tavus bile anca 2 tencere sarma dolmayı bitirebilir. Arkadaşlar, sizce tuna tavusla Hayri kapışsa kim alır yorumlara yazın. Bence Hayri tuna tavusu bile yemeye çalışır. Tabii ki de ben kazanırım dostum. Benden daha hızlı yemek yiyebilen kimse yoktur bu dünyada. Bu arada dostum, büyük anneyle yarışıyoruz, farkında mısın? Büyük anne de koca göbeğiyle yarış arabasına binmiş ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Arkadaşlar, bunlar bu göbekle nasıl bu kadar hızlı koşup gidebiliyor yahu? Her videoda aynı şeye şaşırıyorum. Şimdi bu kadar göbekli birinin arabada bu kadar hızlı gitmesi imkansız dostum. Baktığın zaman altındaki yarış arabası oyuncak gibi duruyor. Ama aslında altında büyük bir oyuncak arabası var. Bunların bence bizden gizlediği başka bir sırrı var dostum. Bu kadar hızlı gitmeleri imkansız. Bunu her videoda kendin için araştırıyorsun değil mi dostum? Çünkü senin de koca bir göbeğin var ve onlar kadar hızlı gitmek istiyorsun. Ne alakası var be Kamilcim? Yine konuyu benimle dalga geçmek için başka yere çekiyorsun. Ben gayet de kaslıyım. Hiç de göbeğim yok. Bir şu büyük anneyle Beri'nin göbeğine bak. Bir de benim göbeğime bak. Onların göbeklerinin yanında benimkisi kaslı kaslı baklavalı bir göbek dostum. Gerçekten bazen bana laf atmak için böyle yaptığını düşünüyorum. Bence benim kaslarımı kıskanıyorsun Kamilcim. Tabii
Tabii ki de seni kıskanmıyorum dostum. Sadece şaka yaptım. Bu arada dostum, arkadaşlarımıza yorumlara ne yazacağını söylemedin. Hemen videonun şifresini ver. Tüm herkes yorumlara yazsın. Çok doğru söyledin Kamilcim. Bak onu ben unutmuştum. Arkadaşlar tam şu anda pervanelerden geçtiğimiz için yorumlara pervane yazın. Yorumlara pervane yazan herkesin yorumuna kalp atacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Herkes parmaklarını klavyelerine koysun ve yorumlara toplansın. Pervane yazan herkesin yorumuna kalp atacağız, söz verdik. Her videoda Hayricim'le yorumlarınızı okuyoruz. Eğer oynamamızı istediğiniz oyunlar varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Dostum şu anda labirentteyim ve arkamda kötü büyük anne var. Yine işini gücünü bıraktı, benim peşime düştü. Neyse biraz arkamdan koşturayım bari, belki kilo verir. Ya büyük anne, her gün oturduğun yerden kurabiye yersen kurabiye kadar büyük göbeğin olur. Eğer arkandan koşarken bunları duyduysa sen naneyi yedin Hayricim. Bizi eline bir geçirirse var ya, ilk olarak seni tencereye koyup haşlamaya başlar. Beni de seni yedikten sonra tatlı niyetine yer. Bu dediklerinin olma ihtimali benim hayatım boyunca hiç sarma yememe ihtimalimle aynı Kamilcim. Yani imkansız diyebiliriz. Büyük anne bizi ancak rüyasında yakalayabilir. Hatta bu saatten sonra büyük annenin bizi yakalaması rüyasında bile imkansız. Hadi bakalım Hayricim, o kadar konuştun. Şimdi büyük annenin askerleriyle de savaş da göreyim. Ama sakın yakalanma Hayricim, sen bize lazımsın. Eğer büyük anne seni tekrardan ele geçirirse gerçekten haşlayacak gibi duruyor. Eğer sen olmazsan bakkaldaki pideleri kime satacağız dostum? Sakın yakalanma Hayricim, sakın, aman diyorum, dikkatli ol. Daha sana ne sıcak sıcak pideler satacağım dostum. Ben şimdi tam olarak anlayamadım Kamilcim. Sen benim yakalanmamamı beni sevdiğin için mi istiyorsun? Yoksa bakkaldaki pidelerin satış zararını kurtarmak için mi? Tabii ki de şaka yapıyorum Hayricim. Yakalanmamanı seni sevdiğim için istiyorum. Biliyorsun ki sen benim en yakın arkadaşımsın. Ama yalan yok, pidelerden de zarar etmek de istemiyorum Hayricim. Bugün gerçekten ekstra komiksin Kamilcim. Video boyunca gülmekten karnım ağrıdı dostum. Ben seni yer mekan fark etmeksizin her yerde güldürebilirim dostum. Hadi bakalım, şimdi şu yarış arabalarıyla da tepeye doğru tırmanalım dostum. Galiba büyük anneyi yendik ve kaçmayı başardık dostum. Bence de kaçmayı başardık dostum. Ama bu büyük anne gerçekten kurabiyelerle kafayı bozmuş. Şuna baksana, arabanın tekerlekleri bile kurabiyeden yapılmış. Bu kadının bu kurabiyelerle alıp veremediği nedir be? Dostum anlayamadım gitti. Ve kurabiyeler canavarı kötü büyük anneyi yendik dostum. Rafadan tayfadan hiçbir şey kaçmaz dostum. Evet dostum, buradan kaçmayı başardık. Hadi mahallemize dönelim. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Biz oynarken çok eğlendik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve kanalımızdaki diğer videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.